Ve evet, 9. hafta 2. gününde Smash Esports ve Beetlejuice karşılaşmasıyla karşı karşıyayız. Bugünkü maçların sunumunda ben Tankut Hoca Eraslan, yanımda Bahadır General Bağ Van var. Bağ, nasılsın öncelikle? Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok iyiyim. Bakalım bir güne daha başlıyoruz. Valla ikinci ligi sonuna getirdik. Bugün normal sezonun son günündeyiz. Evet, normal sezonun son günündeyiz ve yasaklamalar da bu süreler altında başladı. Ama sıralamaları çok etkileyen maçlar var. Mesela Beetlejuice'un bu maçı her ne kadar Smash Esports alt sıralarda olsa da Looking for Rock'la ikincilik için kıyasaya mücadele ediyorlar. O yüzden aslında önemli de maçlar. Bu iki takımın yasaklama seçim ekranını görelim. Yorumları yapacağız ama sence bu iki takımın maçında biz neler bekliyor Bağ, seçim ve yasaklamadan önce? Bakalım ya. Baktığın zaman kağıt üzerinde Smash daha kötü olan takım. Biraz daha performans olarak daha düşük performans gösteren takım. Ve de bazı üyelerini değiştirdiler son haftada. O sebepten dolayı tabii tecrübe eksikliği de var. Beetlejuice ise çok çok iyi gözüken ve özellikle ikinci yarıda müthiş performanslar gösteren bir takım. Yani bu sebepten dolayı Smash'in bu oyun bir şeyler çıkartması lazım bence Tankut. Yani biraz ve daha... 13-14 yamasında olduğumuzu da hatırlatalım. Yasaklama seçimlerde o şekilde geliyor. Beklediğimizin dışında bir yasaklama seçim ekranını geçirmiyoruz Bo. Ne düşünüyorsun? Kai'Sa, Mako ise Johnny, diğer tarafta Jayce, Zayah ve Rell. Tristana açık. Alternatif olarak düşünüyorum. Ne açık diye güçlü karakterlerden. Belki yani şu an Zayah gidik, Kai'Sa, Mako, bunların hepsi bol bol gördüğümüz karakterler. LeBlanc çok sevmiyorum ben. Alınacağını düşünmüyorum. Yani Tristana burası bence. Yani bana öyle geliyor. Evet, ilk tercih Tristana alınıp karşısına Oo, Ziggs tercihi geldi. Ortaya gider, aşağı doğru gider. Keyifli, güzel bir karakter. Yani şu anda meta nişancıların karşı da güzel bir karakter. Orta koridorda çok nadir de olsa eşleşmeleri mevcut. Karşısında Yone gösteriyorlar şu anda. Yine bence Yone şu anda bayağı oynanır bir karakter Tankut bence. Orta koridor, üst koridor ikisinde de oynanıyor. Ve özellikle, iyi performanslarda gördük aslında. Evet, özellikle LCK'de zaman zaman görüyorduk. Ama hayır, LeBlanc tabii açık, onu unuttuk. Her ne kadar 13-14'te önceki yam olarak göre nispeten daha az tercih edilse de hala çok güçlü bir tercih diyebilir miyiz Bağ? Doğru olabilir, Zek. Evet. Zek şaşırtır. Bayağı şaşırtır Zek. Onu söyleyeyim sana. Rek'Sai'ye döndü. Rek'Sai daha az şaşırtır. Kindred, Lee Sin. Bakalım. Lee Sin, LeBlanc mı istiyorlar acaba diye düşündüm. Çünkü LeBlanc aldıktan sonra Lee Sin veya Viego, Vi geldi. Vi tercihi geldi. İlginç. Yani Vi ile LeBlanc biraz şey oldu. Yani evet, erken oyunda bayağı kuvvetliler. Bayağı işte yapabiliyorlar ama birazcık yani oyun ilerleyince orta koridor ve ormandan çok şey bekleyemeyebilirsin. O yüzden güzel bir taşıyıcı, hiper taşıyıcı alt koridor veya en azından güçlü bir koridor, Outrox gibi lazım olacaktır Beetlejuice'a. Onun dışında Ziggs, Nautilus çok iyi bir ikili. Yani Ziggs böyle karşıyı kitleyebilecek desteklerle çok iş yapıyor. Bir de ben buradan büyük ihtimalle orman alır diye tahmin ediyorum Smash. Peki sana şunu soracağım. Ziggs tercihini genellikle alt koridorda hem daha rahat etme hem dürtebilme. Ekuleleri zaten Lokumi'de çok rahat alabilen bir karakter Ziggs. Ona karşı neler var şu an ki metada? Zayah yok. Kai'Sa yasaklandı bu ikisi. Ne alınabilir karşısına? Oo, İrelia geldi. Ben bu soruyu sorarken sana. Yani şöyle söyleyeyim. Dün iki tane İrelia maçı gördük. İkisi de çok iyi oynadılar. Özellikle Inca mükemmel ötesi iyi oynadı. Ben hala Curie'yi, İrelia'yı çok sevmiyorum. Çünkü karşısına Fiora alabiliyorsun, Jax alabiliyorsun, Malphite alabiliyorsun. Belki LeBlanc'a karşı almış olabilir kendine güvenerek. Kolay bir koridor değil diye biliyorum. LeBlanc çok dürtebiliyor. Özellikle zincirle çok darlayabiliyor. Vi ile birlikte orta koridoru da 4-5 kere düşürebilirler. İlginç bir karakter. Alistar güzel. Onu söyleyeyim. Alistar güzel. Alistar geldi. Acaba yanına nişancı olarak ne düşünecek Beetlejuice? İlk üçer tercih bu şekildeydi takımlarda. Şimdi ikinci yasaklama evresine geçeceğiz. Takımların son ikişer yasaklaması. Burada henüz nişancısını tercih etmedi Beetlejuice. Smash Samira yasaklamalı. Tabi hala Smash'in Ziggs'i esnetme payı var ama İrelia'yı üst koridora gönderip Ziggs'i orta koridor çok olası değil gibi. Tristana ve Ashe gitti Baho. Evet evet, Tristana yasaklaması Beetlejuice'un biraz garip geldi bana. Çünkü ben iki tane orman yasaklarlar diye düşünmüştüm. Evet, orman Nautilus oynanabiliyor ama öyle çok da kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Bakalım. Ormanla Tullus zaman zaman gördük. Tabii şeyde hatırlatmakta fayda var. Mesela geçtiğimiz haftalarda LCK'de çok tercih edilmesi de Zeri, Wukong gibi meta dışı tercihler çok gördük. Gumayush en son Zeri oynamıştı. Hala opsiyon açık. Geleceğini düşünüyor musun? Sence gelebilir mi? Buraya da gelmeli mi? Ben Zeri'yi yani... çok güçsüz buluyorum ya açıkçası şu anda. Yani bunu fut maçında da biraz gördük bence.
Yani Zeri'yi şu an ben böyle B tier bir nişancı olarak görüyorum Tango. Direkt. Yani B tier. Şu an ne kaldı Baho peki? Ben nişancı Samira. düşünüyorum. Ben Samira Samira Prestige. oynarım. Oo, Ezreal yok. var tabii. Unuttuk Ez Ezreal'ı. evet, Ezreal ha çok güçlü bir karakter. Ama bence burası direkt Samira ya. Yani Alistar'ın var, Vi var. Karşı takım da öyle. Evet, direkt geldi zaten. Evet ve Grey Pass'te seni dinledik. Grey Pass taşıyıcılığıyla çok ön plana çıkan bir nişancı bildiğimiz gibi. Samira tercih burada çok etkili olacak gibi. Bakalım son iki tercih ne olacak Smash Esports'un? Ben daha şeyden önce yayından önce bir tane solo queue oynadım. 26'ya 5 gittim Samira'yla. O yüzden iyi bir çar biliyorum şu an. Ezreal'la da kötü gitmişsin. O yüzden Ezreal'la kötü Aynen. şanslısın. Ve Yok evet öyle. kartuş tercihi geldi. Ve Kart. Nar. Kötü değil. Tek bir derdim var Smash'in seçimlerle birlikte. Erken oyunda güçleri yok. Ha, bu güzel işte. Bu iyi olur. Yine Evet, tek. Aatrox tercih geldi. Ama şimdi de başka bir derdim var Tankut. Birazdan söyleyeceğim bunu. Beetlejuice da tercihini yapsın. Fiora yine oynayabilirler. Jax yine oynayabilirler. Bir Malphite oynarlar mı bilmiyorum. Biraz zayıf kalabilirler eğer Malphite oynarlarsa. Bakalım neye tercih edecekler. Sanki Ejderhacı'nın Fiora'sı vakti geldi gibi geliyor bana. Ejder Can Fiora'sı diyorsun ha? Evet sanırım Ejder Can Fiora'sı evet. Yalnız kıran kırana geçecek koridorları izleyeceğiz. Fiora, Aatrox, diğer tarafta Keyifli bir dışa Zidane, çıkmak LeBlanc. bana. Tabii Bakalım. şunu da belirtmekte fayda var Baho. Lafını balla kestim. Şimdi playoff'a giremeyeceği kesinleşen takımlar olsa dahi bu takımların oyuncuları kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İlerleyen dönemde ikincilik maçlarında yükselen takımların kadrolarında oluşabilecek boşluklarda. O yüzden her maçın aslında oyuncu bazında da önemi var takımlardan ziyade. Kimi yasaklama seçim ekranı daha iyi buldun? Bu tercihlerden sonra. Güzel bir soru. Yani iki tarafında çok fazla elinde tuğul var. Bir saniye İrelia ADC değil mi? Oho! İrelia İrelia nişancı mı? Outsider geliyor. Evet. Hiç ya uzun hiç böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum son dönemde. Yani şey de olabilir. Ogg'dur ortaya gider, Memo alta gider. Ha, koridor Sonuçta değişikliği. bunu yasaklamıyoruz sonuçta. Yani böyle yani atıyorum Memo çok iyi Ziggs oyuncusu. Neyse bunu oyunun içinde daha detaylı konuşalım. Ve evet Sihirler Vadisi'ne geldik Genel Alba'a. Smash Esports ve Beetlejuice yasaklama seçim ekranından gayet beklenenin dışında tercihler gösterdi bize. Şimdi İrelia'da da Ziggs'te de ışınlan var. Evet, Aynen daha tam aynı. olarak ne olduğunu bilmiyoruz bu arada aslına bakarsan. Aynı şeyi söyleyecektim. Ne yazık ki hala cevabımızı alamadık. Bakalım. Seçim yasaklamadan bahsetmeden önce acaba burada Ejderhacı'nı yakalayacaklar mı? Evet Onun merakı içindeyim. 5 kişilik Smash Esports burada Ejderhacı'nı görmediler. 3-3 alıda bir oyun yapmak istiyorlar. Yalnız Fiora'nın pozisyonu burada çok kritik. Ejderhacı da orada çalıdayla orta koridoru Yok, ilerleyecek. hiç Orada sıkıntı yok. görmediler değil mi? Ben görmediği Yok, düşündüm ama görmediler. Hayır, domainize hayır. girmediler. Hiç kimse birbirini görmedi şu anda. Sinsi planlar var Smash Esports'ta. Yalnız Beetlejuice da alt ormanın görüşünü aldı. Henüz kimse buraya giriş yapmadı. Bakalım burada bir Hiç beklemedikleri yerden karşılaşma. karşılaşabilirler. Ve burada Lord Green'in çıpası çok önemli. Beetlejuice'da 5 kişilik ekiple orta koridora Beetlejuice yakın maçta avantajda da. şu an. Avantajda şu an belki. Yok, Ama ki hayır. geri dönüşler başlatıldı. Nautilus Physics dönecek. Kendi Ziggs üstlerine. Beetlejuice'da olsa belki bir şeyler denerlerdi de Alistar bir şey yapamaz bir level'da. Yalnız Ziggs ile Nautilus alt koridor olacak gibi dediğin gibi oyuncular koridor değişikliği yapmış aslında. Ben bir an Aynen. İrelia nişancı diye ben de heyecanlandım ama. Ya böyle Samira'ya karşı acaba dedim ben bir an. Çünkü belki Samira'dan tek yer ondan korkuyorlardır diye düşündüm bir an. O yüzden acaba dedim. Öyle bir değişim yapıyorlar mı? Ama hayır. Büyük ihtimalle Memo Ziggs'e daha alışıktır. Ogdur'da ben ileriye oynarım. Koç. Dediyse böyle bir değişime gitmiş olabilirler. Şimdi rün tercihlerinden çok bahsedemedik erken baskın olduğu için. Rün tercihleriyle alakalı ne demek istersin Baho? Olağan dışı bir tercih yok gibi gözüküyor. İki Yani ucu statik kartuş alacak bir var. LeBlanc var yani. Tek yorumum o statik alacak LeBlanc. Yani üst Onun dışında doğru. koridorda Ejder Can'la Fiora ve Aatrox takısını çok yakınlaştıklarını gördük. Alt koridorda da keza Nautilus ve Alistar. Bu koridor çok tehlikeli bir koridor iki taraf için de. Yani Memo ve Lord Grimm durmadan dürtmeye çalışmaları lazım. Ölmeden karşının canını azaltıp yeterince canını azalttıktan sonra agresif oynamaları lazım. Bir Grey Pass ve Bonkaz'da tamamen canlarını kaybetmeden bir şekilde bir savaş başlatmaları lazım ama güzel bir yerde. Tabii şunu Yani belirtmekte fayda var Baho. Alt koridorda Nautilus ve Alistar eşleşmesi var. İki taraftan biri başlatacak o 2'de 2, 2 ve 2'yi.
Kim avantaj çıkar sence? Natulius Dix ve Samira Alistar eşleşmesinde. Herkesin canı full başlıyorsa Samira üstün çıkar kesinlikle. Çünkü zaman zaman Natulius'ların koridorda hakim olduğu ama takım savaşlarında Alistar'dan çok daha iş yaptığını gördük önceki maçlarda. Ya burada işte bahsetmiştim, hatırlıyor musun? LeBlanc ileriye bayağı darlar orta koridorda diye. Evet, evet. Bu arada dediğin gibi çok fazla hasar almış. Diğer tarafta üst koridor takasları devam ediyor. Yalnız iki tarafta hiç geri adım atmıyor. Atros evet orada. Fiora'nın karşı hamlesinden sıyrılmayı başardı Atros. O çok önemliydi. Sen metilseydi kaybedecekti bu takası. Ama burada Ejdercan bu koridoru yıkıp ondan sonra üste dönecektir. Keyfi yerinde. Kartuş yalnız çok hızlı dönmüş ormanı. Burada rakip ormana bir gidecek gibi. Bunun farkında olan bir Retrot var. LeBlanc'la Vayk canını sıkabilir Kartuş'un erken aşamada. Evet evet, şu anda orta koridorda hiç üstünlüğü yok. Yani bu Yampiri'yi aldığına dua etsin. Öyle diyeyim yani. İlelyan'ın da manası burada çok fazla değil. Buradaki takasla bakalım neler olacak. Yine sabitlemeyi başardı ama LeBlanc gittiği yerde sabitlendiği için Kartuş'un çok bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Aynen ama çifte Yampiri aldı. Çok iyi ya. Ve bu çifte Yampiri'yi orta koridor üstüne... Yalnız geri dönüşü bozmayı başardı. Tosu'yla beraber. Oyun istiyorlar. Q'sunu da kullandı Natulius'un üzerine. Natulius'u E'siyle de yerini sabitlemeyi başaracak Alistar. Sıçrası var Natulius'un. Yalnız gittiği yerde Alistar'ın bekleme süreleri gelirse sıkıntıya girebilir Lord Grim. Chippa ile beraber kurtulmayı başarıyor. Alistar yine sabitlemeyi başardı. Natulius'un yalnız kuleden bir hasar aldı. Tutuştuğunu gittiğini görüyoruz. Grey Pass'te kule altına giren bir Wonka var. Skor Alistar'ın tutuştuğunda kalıyor Vayne hasar desteğiyle beraber. Yalnız Beetlejuice'da canlar çok azaldı. Memo'nun canı tamamıyla dolu. Manası biraz azaldı ama çok büyük evet, risk hala olmayacak. Büyük risk. Bir anda dönebilirler burada. Çünkü bir anda tekler. Çünkü Zigzag'le bir an... Zincirleyebilirlerse kitle kontrolü dediğin evet, gibi. Evet, seçtiği kişiye tek atabilen biri değil ama yani burası çok daha kötü olabilirdi. Wonka'dan çok iddialı bir oyun geldi orada. Q sıçrasını attı, sonrasında Memo'ya E'siyle vurarak arkaya bir hasar gönderdi. Ama o hasarla düştü Lord Grim. Şey çok iyiydi orada. Tosunu kullandı, Unufaket'i kullanmadı. Dediğin gibi E'siyle yerine sabitledikten sonra Unufaket'i kullandığı için Lord Grim çok refleks veremedi. Evet, Lord Grim'in çünkü genelde Alistar'larda hep görürüz. Bayağı. Tosunu fakete hemen kullanırlar combo şeklinde. İlk önce tosu atıp uzaklaştırdı. Lord Grimlock'tur. Düzelteyim, Memo orada zor pozisyonda kaldı. İlk kanı da verdiler ama teselli hediyesi Smash için skor Alistar'la. Evet ve yani o kadar da kötü oldu diyemem. Burada Grey Pest durdu. Çok önemliydi burada durması. Çünkü yoksa koridor bayağı kötü olacaktı onun adına. Şu anda ölmeden beklemesi gerekiyor ama burada bir şekilde. Wonka'dan bir karşı orman. Hiç böyle eşleşmeler konusunda konuşamadık. Çok hızlı bir oyun izledik. Çok erken başladı dediğin gibi. Aatrox Fiora'da erken oyunda o kadar sıkıntı değil. Aatrox hayatta kalabiliyor, hatta bazen yenebiliyor. Ama level 9'dan itibaren Fiora çok daha üstünlük sağlıyor ve böyle level 11-12'den sonra, hatta 13-14'ten sonra kule altı... Yalnız bakmadığımız esnada düşen bir Ogdur görüyoruz. Orta koridora baskına geldi Wonka. Tam bahsettiğimiz durum ama Vay LeBlanc ikilisi ileriye dar eder orta koridoru. Ben şu ana kadar çoktan bir kere keseceklerini düşünüyordum. Yani geç gelen bir skor bile diyebilirim. Çünkü LeBlanc çok dürtüyor, zinciriyle yerini tutabiliyor. YQ'suyla geliyor, bayağı tehlikeli o orta koridor. Erken oyunda Kartuş'un Minyon'da çok öne geçtiğinden bahsetmiştik. Kartuş da bunu yaparsınız ama Vay iki tane baskın, bir asist, bir skor. Çok iyi başladı Wonka oyuna. Evet, burada Wonka'nın bir saati var yanı başında. O saat Kartuş oyunu kazandıracak saati. Böyle dakika 30-35'e kadar Kartuş'u haritada inanılmaz bir fark koyması gerekiyor. Ki alt level olduktan sonra çok daha fazla koyacaktır bu farkı diye tahmin ediyorum. İşte Fiora bildiğin kule altı falan yapmaya başlıyor belli bir seviyeden sonra. O yüzden öyle bir dertleri var. LeBlanc Vay'ı çok güzel kullanmaları lazım. Erken oyunda çünkü Irelia ve Kartuş ikisi de oyun sonu canavarları. Oyunun başlarında bu ikilinin haritaya gerçekten dar etmesi lazım karşı takıma. Aynı şekilde Samira ve Alistar da çok güçlü. Yani Beetlejuice'un bu oyun dakika 25-26 ejder ruhunu hedeflemesi gerekiyor aslında. Belki evet, 20. Sen ejder derken şimdi Sihirdar Vadisi'nde de gözüküyor. İlk ejder Alev Ejderi. Bu Alev Ejderi etrafındaki takımda muhakkak oynayacaktır. Daha çok erken dakikalarda bir Beetlejuice'un altında üstünlüğü göze çarpıyor. 800 kadar altında. Tabii alınan iki skorla beraber. Yalnız zıplatıldı burada Grey Pest. Ziggs tarafından. Ama çok fazla hasar almadı tabii. Şu an çok yok, aşırı bir olmadı, hasarı evet. Yok. İşte yavaş yavaş dürtmeler. Baksana aşırı bir hasar yok dedik de %30'u yok şu an Grey Pest'in canının. Evet, erken aşamada aslında dediğim gibi çok hasar yok dedik ama gayet de canını sıktı Grey Pest'in. Yalnız üst koridorda Aatrox minyonları kule altına kadar ittirdi. Kuleden minik bir hasar alacak. Ejder Can burada geride kabulleniyor koridorunu. Yani
Ya evet, Fiora'nın Q'su fullenene kadar, 5 seviye olana kadar bayağı sıkıntı yaşayabiliyor Fiora bu koridorda. Özellikle çok iyi Aatrox'ların bazı Fiora'ları solo killediğini bile görüyoruz 9 level öncesi. Şimdi Monkas'ın gezgin çizmesi alını görüyorum. O sarı çizmeyle beraber sürekli gezecek gibi haritada. Ben diğer sevmiyorum tarafta, sarı çizme. Tank da eşleşme diye. Tank desteklerde zaman zaman dediğin gibi. Yani o tanklık açısından ne kadar... Oo, yakalandı. Çıkış yok. Burada yakalanacak. Yine Tosun Faket kombosunu çok iyi kullandı Mayıs. Kartuş'un bu pozisyonlarda çıkması çok olası değil. Tabii LeBlanc'da kalıyor skor. Burası önemli. Retrot yine bir kaynak bulmayı başardı. Yavaş yavaş LeBlanc öne geçmeye başlıyor diyelim. Ya orada sıçrası da olmadığı için direkt ya Kartus'un çok dikkat etmesi lazım nerelerde yakalandığına. Böyle kötü bir yerde yakalanırsa çok bedavaya düşebilir. Çok dikkat etmesi lazım. Aatrox'un haberi var oradaki üçlü çalıdan. Alistar geliyor üst koridorda ama çıkmayı başaracak Alistar. Orta koridor takaslar devam edecek. Okudur yerine sabitlemeyi başardı LeBlanc'a. Hasarı yeterli olacak mı bakalım. Mavi güçlendirmesi de var LeBlanc'ın. Kartus ultisi de geldi destek için ama Vay'dan da haberleri var şu an. Right Rot'un burada ultisi olsa derken Wonka'nın ultisiyle oynamak istiyor olabilirler burayı. Yok, evet, bir an Wonka bir yumruğunu sıktı ama devam etmediler. Ona vazgeçtiler. Orada birazcık yanlarında sıktı özellikle LeBlanc'ın canı yarıya kadar neredeyse. Tabii ilk alamet savaşında bakalım neler olacak. Lord Green ve Mayıs burada alamete başladı. Karşı bir hamle göremiyoruz Beetlejuice'dan. Burada Aatrox takımına Fiora üste döndü demiş olabilir. Ve Fiora üstteyken burayı oynayamazsın. Yani çok zor. Ya o yüzden çok rahat bir alamet oldu gerçekten. Yakın ama haberi yok. Orta koridora bir baskın gelebilir Alistar'la beraber. Dediğin gibi Vayolitsi geldi üzerine Tosun Fakat kombosu da zincirle tutunca bu zincirle Mekit'le kontrolden çıkamayacak Irelia. Ogdur ikinci skorunu veriyor ve Retrot ikinci skorunu alıyor. İşler gayet iyi Beetlejuice için. Evet, Retrot burada statini bitirdikten sonra da Ogdur bildiğin koridora kilitleyecek aslında. Evet. Çünkü koridoru itecek, dürtmeye devam edecek. Burada ejderi almak başlayan tarafta Beetlejuice oluyor. Eğer ejder temposunu hiç bırakmazlarsa dakika 30 ruhuna bakıyor olacağız. Wow, genelde ilk alametle ejder takaslarını çok görürüz ve ilk alameti nasıl kullandığınıza bağlı olarak alamet tercihi zaman zaman takılıyor. Yalnız konuşamayacağım. Çıpayı tutturmayı başardı Greypel. Çok fazla hasar aldı Ziggs ultisinden ama hemen gelen bir Alistar var ama Tosun Faket kombosunu kurtarmaya yetmeyecek. Alev ejderini almış olsalar da Samira skoru burada da diğer desteğe Lord Grimm'e gidiyor. Destekleri iyi skor alıyor burada. Tam şeyden bahsedecektim, soracaktım sana. İlk alamet ve alev ejderi takası zaman zaman yapılıyor. Yani ilk ejder ve ilk alamet ama bu kadar skor olduğunda pek değmiyor gibi. Ne dersin? Bence alamet neredeyse her zaman daha iyi ya tank. Burada da mı peki? Bu pozisyonda da mı? Yani böyle bir bu kadar çok skor olan maçlarda tabii altının değeri düştüğü için enflasyon oluyor. Çok ciddiyim, enflasyon oluyor. Yani başka bir maçta atıyorum dakika 15'te 14'te takımlar 20k iken çok skorlu maçlarda dakika 15'te 24-25k olabiliyorlar. Alametin verdiği altın belirli olduğu için biraz enflasyona uğrayabiliyor. Tabii üst koridora yine Alistar gelecek. Monkas'ın o gezgin çizmeyle bir şeyler yapacağını görmüştüm. Çok fazla hasar aldı ejderci. Aatrox ultisini aktifleştirecek. Retrot'un da zincir tuttuğu gibi yine bir zincirleme kitle kontrol. Aatrox'u düşürüyorlar. Skor yine Retrot'ta kalıyor. Tam şeyi söyleyecektim Baho. Skorlarda her ne kadar Beetlejuice önde olsa da minyonlara baktığımızda bakamıyoruz minyonlara. Alt koridora tekrar Greyfest yakalanmış. Greyfest 2'ye 1 iyi savaşıyor ya bu sırada aşağıda. Skorlar... Ha buyur, tabii. Monkas çok geziyor, aşırı geziyor bu maç. Gerçekten çok iş yapabiliyor. Ama mesela bu maç senin altına en çok ihtiyaç duyan karakterin Samiran. Yani orta ve oyunlu biraz daha ilerleyen dakikaları taşıması için. O yüzden bu LeBlanc'taki altın üstünlüğünü yavaştan Samira'ya aktarmaları gerekiyor bence. Baho, minyon skorlarına bakar mısın? Özellikle Kartuş hiçbir skora etki edemese de minyonda çok iyi çıkarttığı için altın farkı 1000 dolaylarında. Normal daha fazla olmasını bekleriz. Kartuş böyle oynuyor ya. Böyle oynanıyor. Birazcık yapacak bir şey yok. Ben de çok seviyorum oynamayı. Böyle oynanıyor yani. Ziggs yalnız can sıkmaya başladı artık. Evet. Şeyden bahsediyordum. Alamet genel olarak daha iyi. Çünkü eğer alameti güzel kullanabilirsen 1-2 ya 2-3 barikat veya bazen 4 barikat ve ilk kule aldırabilirse sana alamet, özellikle bu orta kule olabilirse inanılmaz iyi. Ama random açıp hadi bana 1.5 barikat versin alametlerinden daha iyi ejderha. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Baba, Beetlejuice alt koridordaki baskısını o kadar iyi kullandı ki ilk ejderi aldı, yan plan ejderi alıyor, totem görüşleri çok iyi. Ama aynısı üst koridor için geçerli değil. Baskının yalnız alt koridora gelecek. Memo'yu zincir tutturmayı başaramasa da 3 kişilik ekip Alistar kule altından geldi. Tosun Faket'le beraber skoru tam sen dediğin gibi Grey Pass'le bıraktılar bu pozisyonda. Üst koridorda diyecektim sana.
Üst koridorda evet geride Beetlejuice ama Alistar bir ormancı ya da aslında her yerde Monka. Evet, çok iyi bir Alistar oyunu izliyoruz gerçekten. Oo, Ejdercan. Yalnız dikkat etmesi Ejdercan gerekiyor. Çok sıkıldı. Aatrox bunu yapabiliyor. Minyon'da da 20'ye yakın bir minyon üstünlüğü var Aatrox'un. Evet ya, normal. Şu anda normal. Oyun ilerledikçe Ejdercan'ın aldığı eşyama biraz kötü bence. Yani kötü demeyeyim de ideal değil. Çünkü Aatrox zaten birebir de onu zorluyor. Üstüne bir de Draktar almış. Yani savaşçıları da kendini güçlendirecek bir eşya almış. Sen Kaniçe alıyorsun. Takım ya bu sefer sıra Lord Grimm'de orta koridora baskına gelecek. Ama Monkas'ı gördüğü gibi çıpayla gidecek. Alistar burayı deneyebilir şu an. Alistar çok tank. Yarı canını almayı başardılar. Monka da geldi buraya. Monka ve Monkas işbirliği. Kartuş ultisi. Vice Korn'u muhtemelen alacaktır. Devam edebilir burada Irelia. Minyonlardan seke seke gitti ama devamını getirmeyecek. Üst koridorda takaslar devam ediyor yalnız. Bu sefer tam tersi Ejdercan canını okumuş Aatrox'un ama Aatrox ultisiyle beraber can yenilemeye devam ediyor. Güzel bir sıçra kullanımı. Karşısında Ejdercan da sıçrasını kullanacak. Kaçmayı başarıyor burada. Tabii Aatrox'un ultisinin etkisini bu pozisyonda çok net bir şekilde evet gördük. İlaç sindirini olsa ama Fiora mesela buraya kazanma ihtimali vardı. Yani tam olarak bundan bahsedeceksin. Kaniçen'i evet toksik diyeceksin. Sevmiyorum Kaniçen diyorsun. Seviyorum. Biraz ama kule altına yakalandı. Ejdercan devam edebilir. Hasarı yeterli olacak mı? Kule altında alabilir mi? Karşı biliyor saldırıyı iyi kullandı. Ejdercan. Üste dönmesi gerekiyor ama üste döndüğü zaman çok minyon kaybedecek. Işınlanı da yok. Evet. Tamam, o yüzden diyorum. En az bir minyon dalgası kaybedecek. Tamamını rahat. Üste dönmüyor. Aatrox burada kalmaya devam edebilir. Hayır, Aatrox üste dönüyor. Burada minyon kaybettirmiyor Ejdercan'a. Güzel. Peki şey sorabilir miyim? Haber. Arada kaynamış olmasın. Kaniçen yerine neden ilah sindiren tercih ederdim burada? Kaniçen çünkü kötü mü bu eşleşmede? Kaniçen bir takım savaşı eşyası. Aynısını İrelia'larda da görüyorsun. İrelia eğer takım savaşına gelmek istiyorsa Kaniçen alır. Aynısı Fiora için de geçerli. Aatrox'a karşıyken Kaniçen aldığın zaman Aatrox eğer seninle savaşmak isterse Aatrox'u daha geç safhada yenmeye başlıyorsun. Şu anda özellikle Aatrox çok baskılı oynuyorken ve takımda büyük bir baskı eksikliği varken bir, yani üst koridor tarafında ve oyunu uzayınca biraz kaybediyor senin takımın. O yüzden ne kadar erken Aatrox'tan daha güçlü olursan o kadar iyi burada Fiora adına. Yalnız skorlar, takaslar devam ediyor. Ejdercan çok fazla hasar aldı. Draktarı var Aatrox'un. Şimdi Mayıs'ın da buraya geldiğini göreceğiz. Kartuş'un hasarıyla beraber kolay bir skor olacak gibi Ejdercan. Kartuş sadece asist almaya gelmiş gibi. Diğer tarafta Lord Grimm'in yakalandığını görüyoruz. Q'suyla, çıpasıyla çıkmayı başarıyor Lord Grimm. Evet, burada şimdi ejderi iki tane. Bir Lunus Ejder dediğin gibi ön planda çok rahat. Görüş çizgisi çok ileride. Rakibini gelebilecek ve yapabilecek hiçbir şey yok. Ama ilk kule takasında burada alacaklar. İlk kuleyi alıyor Smash Esports. Aatrox büyümeye devam ediyor. Bayağı önemli bu Aatrox takım savaşlarında falan. Mesela yani Kaniçen alsa bile Fiora asla Aatrox kadar iş yapamayacak takım savaşlarında. Asla. Ve ikinci Ejder'i de alıyorlar. Okyanus Ejder'i. Diğer tarafta Lamet var. Yalnız Lord Grimm Mikrot'u yakalamayı başardı ama Kartuş'un burada manası yok. Derin darbeyi kullanacak Nautilus. Diğer taraftan gelen bir Alistar var. Ogdur'un da buraya geldiğini görüyoruz. Aatrox arka taraftan kapatıyor. Retro'da almayı başardılar. Burada Smash Esports istediği olabilir. Alameti de çalamadı. Evet, alamet çok Mayıs'ta haber kalacak. Çok çok kötü haber. Buraya kadar alan bir Irelia. Alameti de al verdin. Burada çok alamet can sıkacak. Evet, takımda Ziggs varken bu alametle eğer Beetlejuice yanlış yerde arka tarafından geliyor Baha lafını balla kesiyorum. Arka tarafa gelen ışından Greyfest'in canı çok az. Arka taraftan kapatan bir Aatrox var. Kule altından bile dönüp gelebilir. Çok iyi bir sıçra geldi Greyfest'ten. Ziggs'in ultisine karşı çıpayı tutturamadı. Daha sonra Samira çıpayı dojlamayı başardı. Devamda Alistar çok iyi yere sabitlemeyi başardı. Ziggs hala ölmedi. Arka tarafta Memo doğalarla yaşıyor çalıda. Diğer tarafta Wonka'nın tankladığını görüyoruz. Greyfest ve Monka Memo'nun üzerine gidecek. Wonka'yı çıpayla beraber yakalıyorlar. Aatrox takılıyor skor. Karşılığında Vice skorla beraber Ziggs skorunu da almayı başardılar. Aatrox 2'de 2'de yapıyor. Monkas kule altına kaçabilecek mi? Kaçabilecek yeri yok gibi. Bu skorda Kartuş'ta kalıyor. Smash Esports oyuna geri döndü. Ya Greypass çok ekstra oynadı orayı. Onun yani hakkını vermek gerekiyor. Gerçekten çok iyi oynadı ama Aatrox şu an çok güçlü. İlk kuleyi yukarıda almıştı. Şimdi tam bahsettiğim şey oldu. Takım savaşı kazandılar. Eğer Ziggs ölmeseydi burada iki kule gidecekti en az. Ki belki Ziggs hala buraya ışını atabilir. Işın bence çok mantıksız olmaz. Çünkü ışını atarsa inhibitor kulesi düşebilir. İnhibitor. Evet, hayır, devam alacaklar. Orta koridora attı gördüğüm kadarıyla. Evet, evet, minyon almak için orta koridora attı. O da mantıklı, o da güzel. Çünkü burada alameti 3 kere vurduramadılar. Monkas engelledi onu. Yalnız şunu da belirtmekte fayda var. Monka çok iyi baskınlar atsa da erken oyunda Kartuş minyonda o kadar önde ki çok iyi hasar desteği veriyor takıma. Ve altında öndeler skorda geri olmalarına rağmen. Tabii 4 tane bile görüyorum burada. Diğer tarafta Lord Grimm'in yakalandığını görüyoruz. Monka geliyor.
Arka taraftan gelen Alistar asist bile alamadı. Kolay bir skor olacak Wonka için. Lord Green biraz önde yakalandı Baho. Bakalım yani şu anda oyun Beetlejuice adına hiç güzel gözükmüyor. Ve bu maçı kazanmaları bahsetmiştik. Çok önemli. Çünkü bu maçı kazanırlarsa 14 galibiyet oluyorlar. Bugün aynı zamanda Looking for Orb da eğer kazanırsa onlar da 14 olacak. Aatrox'un akit mektörü yalnız Grey Pass'da vurdu. Asara bakar mısın? Bu Aatrox ne vuruyor böyle? Wonka ve Lipsroth geldi arka taraftan geldi. Monkas var, tanklamaya devam edebilir ultisinin can yenilemesiyle beraber ama hayır. Lipsroth düşürmeyi başarıyor Aatrox'u. Ya o kadar tamam, kaotik bir maç ki Baho. Karşılığında orta koridor kulesini veya üst koridor kulesini vereceksin. Birinden birini. O üstte dönmelerini engelliyorlar kule almaları için. Çok önemli tempo konusunda Baho. Evet evet burada büyük ihtimalle Vayne'ın da üstte döndüğünü düşünmüşlerdi. Sadece Alistar'ı durdurmuş oldular ama karşılığında şu anda hem üst koridoru hem orta koridoru ittiriyor Smash aynı anda. Yani Beetlejuice'un tek umudu ejder ruhu, o da şu anda bile ejder ruhu alsa kesin kazanırlar diyemem. O kadar söyleyeyim. Almayı başaracak Okdur. Kule altında bir de bir tane kule hasar tanklamayı başardı. Ejder Can hasarı vurmaya devam ediyor. Alistar yalnız LeBlanc'ı geri itti için kötü pozisyonda kalmış olabilir Okdur ama çok fazla burada iki karakter de. Düşürmeyi başarıyor Ejder Can Okdur'u. Beetlejuice'un güzel bir savaş gibi. Samurai'yi kesmeye çalışırken Mayıs orada düşen isim oldu. Lord Green çok ağır ilerliyor. Yakalayabilir mi? Ritrot bakıyorum. Orada bitki kurtaracak onu. Ritrot'ta çift güçlendirme var. Diğer taraftan Wonka'nın geldiğini görüyoruz. Nautilus'u rahat bir şekilde yakalayabilecekler gibi Hexlitch'e burada işlemeyecek. İlk önce Vayne Q'su devamında toss ve ufak et. LeBlanc zinciri de tutuyor. Bu maç içerisinde kaç kere söyledim ben bu komboyu sayamadım artık Baho. Beetlejuice burada 3 tane skor oluyor karşısında hiçbir şey vermeden sadece üst koridor kulesini verdiler. İyi deneme demek istiyorum ya. İyi deneme. Yani o Hexflash. Orta koridor kulesini de alması güzel oldu aslında Memo'nun. Orada. Baho sana şöyle bir soru sormak istiyorum orta koridor kulesi alınırken. Maç öncesinde dedin ki daha doğrusu yasaklama seçimde Smash Esports şu zamana kadar görece kötü oyunlar sergiledi dedik. Evet. Dedin daha doğrusu ve Beetlejuice da şu an liderliği oynayan takımlardan biri. Playoff'ta evet. Önemli bir yere sahip. Bu maçta şu an 6 tane kule verdi Smash Esports'a karşı. Bu aslında Beetlejuice için maçın başlangıcı için kötü şeyleri işaret değil mi? Evet evet yani Beetlejuice bence ligin ikinci yarısında oynadığı bütün maçlar arasındaki en kötü performanslarını sergiliyorlar Tankut. Ve playofflara yakınken bu çok önemli. Diğer evet, takımlar adına da kendiler adına. Dün iyi oynadılar o yüzden çok dert olmadı. Okey mi? Yani dün iyi oynadılar ama bu maç bayağı önemliydi. Çünkü olur da Looking for Orc kazanırsa ilk 2'ye girme şanslarını kaybediyorlar ve yolları uzuyor. Baho, LeBlanc'ta evet. 6 skor var. Eşya tercihlerine birazcık bakalım istiyorum. Ziggs'te minik bir şapka var orada görüyor musun? Arka planı kırmızı, evet, kendi evet. Mavimsi siyahımsı. O şapka birazcık can sıkar mı? Ne diyorsun? Biraz erken alınmış bir şapka o. Yani genelde başka bir eşya alınmış. Arka tarafı ışığından geliyor. Özür dilerim lafını keseceğim. Vayotis ile beraber girmeyi başardı Beetlejuice. Güzel bir ufaket kombosu. Yalnız Latius'un da derin darbeyle beraber burada kitle kontrolü sokunu görüyoruz. İki tane skor aldığını gördük Beetlejuice'un karşısında. Smash'in yalnız Smash Esports burayı çok iyi oynadı. 2'de 2 yapan bir Aatrox. 2'de 2 yapan bir Irelia. Işığından ilk atan Beetlejuice olsa da Smash Esports çok iyi karşılık verdi. Ve şu an hayatta olan bir baron var. Bakalım deneyecekler mi ormancıda yokken? Vallahi Rightroth alabilir bunu. Rightroth bunu çalabilir onu söyleyeyim. Çünkü burada çarp yok. Ve Rightroth yalnız dediğin gibi Lord Grimm'e çok fazla hasar vurdu. Burada altını çizmemiz gerekiyor. Smash'te bir ani hasar yok baronu almak için. O yüzden LeBlanc'ı çalmak geldi. Büyü dirençleri de burada gitti. Baronun hasarıyla beraber ışından geldi. Smash Esports'tan. Rightroth burada deneyecek. Okdur'u yine sabitlemeyi başaracak zincirle muhtemelen %60 kadar canı var Irelia'nın. Burayı Rightroth bırakacak Smash Esports. Bir LeBlanc tek başına 4 kişiyi barondan çıkarttı Baho. Ve ejder temposu tamamen Beetlejuice'da. Ejder alacaklar evet. Şu anda büyük ihtimalle. Eğer yeterince hızlı gidebilirlerse neden gitmiyorlar bilmiyorum şu an. Tek yani kazanma koşulları olan ejder ruhuna. Ya burada Smash eğer ejderi alsaydı kendilerine çok vakit kazanacaklardı aslında ama şu anda barona gittiler. Ben bu baronun çok iyi bitmeyeceğini tahmin etmiştim aslında. Tam diyordum ya yani. Çarpları yok. Veya ani bir hasarları yok. Ve ejderi de alamadılar şimdi. Çilekler baronu gibi oldu orada biraz. Evet yakın. Ama takım savaşından bahsetmek gerekirse. Yani Karthus'u öldürüyorsun ilk başta. Sonra Karthus'un ölüsünün üstünde çok güçlü bir Aatrox ve Irelia ile savaşmaya çalışıyorsun. Çok zor. O savaşı kazanman çok zor. Yalnız son takım savaşında katılır mısın bilmiyorum. Smash takım savaşını kazansa da haritada istediğini yapamadı. Yani evet önde skorlar aldı, kaynaklar aldı ama baronu alamadı, ejderi de alamadı. Bir takım savaşı kazandı, karşında bir ucuz ejderi aldı. O yanlış karar yüzünden ya. Yanlış makro karar yüzünden. Ejdere gitselerdi
Ejder'i çok rahat alabilirlerdi. Çünkü Ejder'in hem canı da az hem de daha az vuruyor. Bu sebepten dolayı Rightroth'u bir sinek gibi kovalayıp sağda solda Ejder'i çok rahat alabilirlerdi bence. Baron'da onu o kadar kolay yapamıyorsun. Sinek benzetmesi de üzdü bu arada, özür dilerim böldüm ama. Çünkü sinek gibi oynuyor ya etrafta. Geliyor, bız sokuyor, çıkıyor. Geliyor, bız. O yüzden ya bu statik LeBlanc böyle oynanıyor. Bayağı iyi oynadı zaten orayı. Şimdi skor dağılımlarına baktığımızda LeBlanc çok önde. Irelia ben... oyuna dönmüş. Aatrox zaten oyunun başından beri çok iyi bir Aatrox performansı. Dakika Aatrox, 23. Altın farkı 4000. Ama, o Fiora büyük ihtimalle o Aatrox'u 1v1'de şu anda keser. Hydra ile beraber tabii. Evet, şu anda sonra keser. İkinci rounddayız. Smash Esports 4 kişilik ekiple Baron'a girdi. Arka taraftan geldi bir Aatrox var. Yalnız onun farkında bir Diljus. Aatrox yakalanmış olabilir. Aatrox'un sıçrasını alıyorlar. Yalnız burada sayı dezavantajı olacak. Birazdan Ejder Can da gelecek. 1000 cana kadar düştü bakalım. Burada Ejder kim alacak? Çalmayı başardı Monka'dan. Güzel bir çarp. Her ne kadar skoru vermiş olsa da Ziggs'e, Baron'u almayı başarıyor rakibinden. 90 can çaldı. Çok önemli bir çalma bu. Çünkü tam Fiora'nızın da güçlendiği anlar olduğu için bu Fiora'ya Baron güçlendirmesi çok çok önemli. Orta burada koridoru ittirdi o süre zarfında da Ejder Can. Ya evet, 1-3-1 bile yapılabilir. Yalnız Rightroth çok fazla hasar vuruyor. Zincir tutmayınca bir bitkinlik. Yalnız güzel bunun ufak etos kombosu. İlk yakalanan isim burada Mayıs olacak. Baron güçlendirmesiyle beraber ikinci skor da almayı başardılar. Lord Pin düşecek. Kart şultisinin hasarı yeterli olmayacak. 3-3 yapan bir Grey Pass. Çok iyi bir Samira performansı. Devamında buraya kadar altında alacak olsa da Aatrox'u da düşürecekler. Ogdur hayatta kalan son isim Smash Esports'ta. Ejder Can kule altına geliyor Rikrot'la beraber. Unufaket burada durduran isim oldu. Irelia Rikrot'un üzerine atlasa da. En az inhibitör görüyoruz. En az inhibitör. İnhibitör. Yani en az değil. İnhibitör nokta sanırım burası. Yani Baron çaldırdılar. Sonra çok kötü yakalandılar. Beetlejuice adına çok güzel şeyler oldu. Oyun şu an eşite yakın diyebiliriz. Çünkü Samira'nın da cebine çok fazla altın geldi. Dediğim gibi şu anda Fiora'nın da çok güçlü olduğu zamanlardayız. Hydra'sını da tamamen maksimum yüke çıkarttı. Yani bilmiyorum, Ravadon'u biten Karthus bayağı can yakacaktır. 16 olması da önemli Karthus'un burada. Ama şu anda Beetlejuice oyunu kazanmak için bir yol buldu diyebilirim. Erken aşamada Smash Esports hiç fena iş yapmasa da o takım savaşları etrafındaki oyun ve sonrasındaki global görevler etrafındaki oyunda Beetlejuice çok fark attı diyebilir miyiz? Ya evet, kesinlikle haritada makro olarak bir tık daha iyi oynuyorlar ya. Yani makro tam doğru olmadı, daha değiştireyim. Takım savaşlarını daha iyi oynuyorlar. Daha tecrübeli oynuyorlar takım savaşlarında. Yani Smash'in, ya kağıt üzerinde daha Smash'in kazanması gerekiyor şu an bütün takım savaşlarında ama Beetlejuice hala takım savaşlarında. Rightroth'taki özgüvene bakar mısın? Rakip ormanda burada Karthus'u yakalayacak. Mayıs düşen isim oldu. Rightroth'tan güzel bir skor. Diğer tarafta üst skorları Ejder Can'la birlikte düşürebilirler burada Ogdur'u. Yalnız Ogdur minyonlarla beraber kaçmaya çalışacak ama orası senin üstün değil Ogdur. Yanlış yoldasın. Ultisini kullanacak. Ejder Can'a kaçmaya çalışıyor ama diğer taraftan gelen bir de Rightroth var. Hiç Wonka buralı bile olmadı. Siz alın orada skoru dedi. Orada konuşulanıyor. Diğer üçlü. Ben Ogdur ne yapıyor anlamıyorum. O İrele Fiora'yı 1v1 kesemez ki. 1v1 kesemez. Üstüne doğru yürüyor. LeBlanc'ın da orada olduğunu biliyorsun. Kartusunu yeni kesti. Bir şey söyleyeceğim. Buradan sonra oyun kartop etkisine girip direkt Beetlejuice'un kazandığı bir maça dönüşebilir. Baksana şu anda olaya. Baron güçlendirmesiyle beraber üst koridor minyonlarını ittirdiler ama henüz sen en az inhibitör dedin ama birazcık clan fiyasa dediğimiz oyuna dönmeye başladığı için biraz daha skor kovaladı orada Beetlejuice ekibi. Burada bu aralığı bulamadı. Geldi. Çok neden olduğunu bilmiyorum. Mayıs geldiği gibi hep atıyor o kart şultisini Baho. Yani ya ilk vuruştan para almak için herhalde. İlk vuruştan para almak için atıyor olabilir. Çünkü evet, bir 400 altın falan veriyordur o şu anda. Ben de çok kart oynayan biri olarak, kart oynayan bir 400 çok oldu. Ama 300 falan veriyor bu dakikada. 16 level olsa 400-450 verdiğini gördüm fazla. O yüzden çok fazla altın alıyordu ilk vuruştan. Ama yine de Ejder'e mesela bu kadar az varken tam şu an atabilirdi ultiye. Yani Ejder'den önce canlarını biraz yakabilirdi karşı takımın. Şimdi 10 saniye sonra 4. Ejder çıkacak. Beetlejuice bu Ejder'i aldığı takdirde çok daha fazla öne geçecek. Buna izin vermek istemiyor olsa da Smash Esports çok da bir şansları yok gibi. Evet, bu Ejder Fiora'ya ve Samira'ya çok iyi. O üst koridorda Ejder Can alır bu soru. Tekrar atak hasar devam ediyor ama buraya Mayıs geldi. Yalnız Ejder Can burada 1'e 2 bile yapabilir. Aatrox ultisiyle beraber can yenilemeye devam etse de Fiora'nın hasarı çok fazla, bakalım alabilecek mi? Aatrox ne can yeniledi burada, uzaklardan gelen bir kefaret. Savaş devam ediyor. 1'e 2'de Ejder Can.
Diğer tarafta takım arkadaşları Ejder'i alırken Ejder Can burada 1-2'ye devam ediyor. Yalnız Kartuş'un burada manası bitti. 1-2'de alabilecek mi? 1-2'de bir skor takası görüyoruz. Karşılıklı skorlar. Diğer tarafta Beetlejuice 4. Ejder'i alıyor. O kadar çok zaman kazandırdı ki Ejder Can. Rahat bir Ejder Beetlejuice için. Ejder Can'ın cebinde bir tane... Oo, bir saniye, burada Monkaz'dan bir oyun izliyoruz. Unufaket'le beraber zıplatmayı başardı. Diğer taraftan Loyalty'si gelecek. Önde yakalanınca Gogdur. Lord Grimm'i de yine sabitlemeyi başardı. Q'yle bir daha zıplattı. Düz vuruşla yine sabitleyecek burada Vay'ı ama kule altında bile bu kadar hasar çok fazla. Videosuz çok fazla hasar vuruyor. Kule altına girdi Wonka. Zonya'sını kullanacak burada. Uzaklardan gelecek Zulkis'inden hasar almadı. Kronomet testiyle beraber Wonka çıkacaklar. Biraz fazla istedi Beetlejuice ekibi. Hemen orta koridora vurdu gelmişken Wonka. 2 yumruk. 3 kişilik Smash ekibi. Burada savunmaya devam edecek orta koridoru. Evet, yani burada gerçekten Beetlejuice'un şu anda oyunu alıp götürdüğünü görüyoruz orada Fiora'ları. Yalnız Wonka'nın orada olduğunu haberdarlar, gelecek Aatrox. Çok zor ya. Q'suyla beraber kaçabilecek mi bakalım. Memo'nun yükleri zıplatmayı başaramadılar Wonka'yı. Kuvay'ın bu haritadaki özgürlüğü çok iyi ya. Bayağı özgür bir karakter. Bu sırada Right Road'un eşyaları çok fazla şu an ve çok güçlü. Ya benim de takımımda böyle bir LeBlanc olsa Baho, ben de bu kadar özgür olurdum muhtemelen. Ne diyorsun? Katılıyor musun? Olabilir, evet. Ama ben V'nin kitinden bahsediyordum ya orada. Hani okey, evet doğru. Duvarlardan geçebiliyorsun çok rahat bir şekilde. Q'nun bekleme süresi bayağı az. Ya yani az biriktirip bir anda geçebiliyorsun. Çok biriktirip uzun duvarlardan geçebiliyorsun falan. Güzel bir karakter. Oktor Ejder Can da burada birebir yakalanacak. Yalnız çok güçlü olmayan bir ireyle var burada. Fiora kovalamaya devam edecek. Ultisini de aktif ettiğini görüyoruz. Çok fazla hasar vuruyor Oktor. Oktor'a karşı ireyle ultisiyle beraber kaçmayı başaracak. Çünkü arkadan kartuşla Aatrox'u gördü Fiora. Evet, burada Ejder Can'ın çıkması doğru bir karardı. Bir de Ejder Can'ın sanki cebine bir tane cellat atması güzel olabilir. Çünkü hem Aatrox hem Irelia karşısında çok fazla can yeniliyorlar. Özellikle kan içenleriyle birlikte. Sen bugün çok sevmedin Ejder Can'ın eşyalarını. Takmışsın eşyaları diyelim mi? Ya takılsın başına gelmiyor. İlastinden Lord Grey yanıp ne hasar edin Right Road'dan. Bunu hatırlıyorsun Solaris'i. Ne işe yarıyor diye sormak istedim gerçekten. Büyü direnci yok ama baktığın zaman içeri. Çivilisi. Çelik kaplamalı zırh. O yüzden çok normal yani burada o kadar hasar yemesi. Yalnız Right Road 3 kişi içerisine girip geri çıkacak. Biraz ya. Abarttı ya, biraz abarttık sanki. Wonkas yan taraftan kapatabilir. Diğer tarafta Ejder Can ayrı kittirmeye devam ediyor. Kule altı yapacak. Yalnız Oktur burada karşılayabilecek mi bakalım kule vurmaya. Şimdi başladı Ejder Can'a. Oktur Can yenilemeye devam ediyor. Diğer tarafta Wonka ve Grey Pest. 2 kişi birden Baron'u çok rahat olarak 3 yerde oyun oynuyor Beetlejuice. 2 kişi burada Baron oluyor. 2 kişi orta koridoru itiyor. Alt koridorda Ejder Can itiyor. Çok iyi bir makro oyun izliyoruz. Diğer taraftan Smash Esports. Natürlüs'ün derinden bir kulaklardan kullanılıyor. Çok iyi bir Alistar kombosu. Bakalım savaşın devamı ne olacak? İlk önce kartuş düşürmeyi başardılar. Natürlüs ikinci skor olacak. Grey Pest burada 3'te 3 yapıyor. Kartuş ultisi pek bir işe yaramamış olsa da Oktur bakalım geri dönüş skorunu alabilecek mi? Wonka burada düşecek gibi değil. Can değerleri yo, bayağı yüksek. Yo, oyunu. Diğer tarafta dediğim gibi Fiora Nexus kulelerine vurmaya başladı. Smash Esports refleks gösteremedi bu harita oyununa. Bu son pozisyonu çok uzun süre konuşacağız gibi Beetlejuice adına. 3 ay ileride çok iyi bir oyun. Ejder Can Nexus kulelerini aldı. Açık bir Nexus var. Sadece Nexus'u vurmak gerekiyor Beetlejuice'un kazanması için. Dakika 30'da, 31. dakika yaklaşırken rahat bir oyun gibi görüyoruz son dakikalarda Beetlejuice'un. Her ne kadar erken dakikalarda istediğini yapamamış olsa da takım savaşları ve makro kararları çok iyi bir Beetlejuice. Gerçekten etkileyici bir oyundu Beetlejuice için. GGWP.